akışına bırakmaya karar verdik. Şu an deremizde su vardır. Dere kenarında eskisi gibi bağ bahçe yapabilirsiniz. Belediye etrafında düzenlemelerden bahsetmiştik daha önce ama bundan ayrıca bahsetmek istiyoruz. Belediyemiz ön tarafında da bazı değişiklikler yaparak araç park etme ve geniş alanlar oluşturduk. Beldemizde göletimizden başka piknik yapılabilecek alan olmadığı için piknik yapılabilecek alanlarımızı arttırmak istedik ve yıllar önce bir küçük ayazmamız vardı. Hepimiz bilirsiniz, biz bu küçük ayazmayı eski haline getiriyoruz ve getireceğiz. Eskisi gibi orası güzide bir piknik alanı olacak. Ayrıca Koca Çınarlar piknik alanımıza ve küçük ayazmaya salıncaklar kurduk. Bunun da bilgisini buradan vermiş olalım. Evet, küçük ayazmalar 1990 yılında yapılmış. Yanlış hatırlamıyorsam orada tarihi vardı. Rahmi Becerin'e, Raşit Dayım'a, Mehmet Dayım'a hepsine buradan teşekkür ediyorum. Orada Tenzan gençlere de teşekkür ediyorum. Buradan gençleri götürdük. Belediye çalışanlarımızı götürdük. 200 metreye yakın bir boruyu değiştirdik orada. Şu anda sularını akar hale getirdik. Karşıya geçmek için bir set gibi bir duvar yaptık. Onun üst tarafına bir set daha yaptık. İlerleyen günlerde Koca Çınarlar'a, Ayazma'ya, barajın başına ormancı masaları koyacağız. Güzel piknik yerleri oluşturacağız. Yollarımızı için grader kiraladık ve belde içerisindeki bozuk yolları yaklaşık 3 gün 4 gün grader beldemizde çalıştı. Çoğu yolu hallettiğimizi düşünüyoruz. Okulumuzu eğitim öğretim yılı başlamadan güzelce temizledik. Okulumuzun talebi bizim dikkatimiz üzerine gerekli çalışmalar okulumuza zamanında vermeye çalışıyoruz. Okulda öğrencilerin arasındaki araçlar konusu. Okulumuzun içerisinde araçların eğitim sezonunda çok olması sebebiyle herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için okula araç girişini yasaklayıp okulumuzun yanına otopark yaptık. Okula araç girişi konusunda aldığımız kararı da tüm belde halkımıza da buradan duyurmuş olalım. Evet, bu çok önemli bir konu. Okulda öğrencilerimiz var 200-250 tane. Bunlar tabii tamamen teneffüste kendi oyunlarıyla meşguller. Oraya araç girişi çok fazlaydı. İlk arabayı kullanmayı öğrenen ilk gittiği yer zaten okul bahçesi. Jandarma da bu konuda uyarmıştı. Şimdi biz kapıyı yaptık, girişi engelledik ama bazen ara ile bir aracın girmesi gerekiyor. Bu kolay bir malzeme oluyor. Bakıyorum hemen vatandaş da arabasını sokuyor. Çok tehlikeli bir durum. Buraya herkesin bilgisi olsun, kesin de buraya araç sokmayın okula. Allah korusun, istemeyen bir kaza geldiği zaman hiç kimsenin temizlemesi mümkün değil. Resimde görmüş olduğunuz Çanakkale Seramik Fabrikamızdan belde içerisinde kemer yapımında olsun, şantiyemizde garaj yapımında vesaire işlerde kullanılmak maksadıyla 15 ton demiri ücretsiz olarak aldık. Buradan da Çanakkale Seramik Fabrikası Müdürlüğü'ne, belediye başkanımız ve sizlerin adına teşekkürlerimizi sunmuş bulunalım. Asıl önemli ve büyük iş olan beldemiz Koca Çınarlar mevkiinden su depolarına kadar olan kesim köy zamanında yapılan 75'lik temiz su borusu yeterli gelmemekteydi. Biz buna ilk olarak yeni su hattı çekelim dedik ve 110 mm çapında 3950 metre su ihalesini yapmış ve sonuçlandırmış bulunmaktayız. Müteahhit firmanın işe başlama tarihi bu ay sonudur. İş bitim süresi maksimum 45 gündür. Böylece bu projenin gerçekleşmesi sonucunda Kazabat mevkiindeki pompaları çalıştırıp gereksiz yere fazla elektrik faturası ödemeyeceğiz ve beldemizin ileriye dönük su sıkıntısına da çözüm bulunmaktayız. Bu projemizin de beldemize hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Evet, bu da büyük bir proje bizim için, beldemiz için tabii. Bu sene bu projeyi bitireceğiz. Önümüzdeki ay nasıl olsa bitecek. Şimdi öncelikle ben rahmetli Mustafa Özcan'dan Allah razı olsun diyorum. Onların zamanında yapılmış. Koca Çınarlar'dan üst taraf, patlak tarafı da Rahmi Beceren zamanında yapılmış. Rahmi Beceren'e de buradan teşekkür ediyorum. Şimdi burada şöyle bir durum var yani. Sadece elektrik parası olayı değil. Şu anda bizim sistemimiz sürekli çalışıyor. Şu anda dağdan da su gelmeye başladı. Dağda da su çevirdik. Ama iki gün önce üst mahallede sular kesildi. Dağdan gelen su tek başına depoları beslemiyor. Yani biz her ay içinde mutlaka aşağıdaki pompayı iki günde bir çalıştırma zorunda kalıyoruz. Şimdi bu hattı değiştirdiğimizden itibaren böyle bir sorunumuz kalmayacak. 9 ay boyunca aşağıdaki pompayı tamamen unutacağız.
Evet, hayırlı uğurlu olsun. Bir başka su ile ilgili projemizi açıklayalım. Haritada kırmızı renkle görmüş olduğunuz gibi çevre caddesinden tek hat ikiye ayrılıyordu. Bu da basınç sorununu yaşıyordunuz çoğunuz evlerinizde. Sarı renkli görmüş olduğunuz ayrıma kadar 150 metre 90'lık yeni hat çekiyoruz. Ayrım kısmında hatları ayırıyoruz. İkiye ayrılan kırmızı çizgilerden birine depolardan 150 metre inen sarı renkli görmüş olduğunuz hattı bağlayıp hatları ayırmış olacağız. Böylece basınç sorununu da çözmüş olacağız. Bu işe de pazartesi günü sabaha başlıyoruz. Evet, bu sene biz nasip oldu suyla ilgili çok büyük yatırımlar yaptık. Mesela mezarlık yanındaki depoyu devreye aldık. Şu anda Süleyman Mahallesi tamamen mezarlık yanından depodan besleniyor. Daha önce tek depodan besleniyordu. Aşağı alttan çıkan su önce Süleyman Mahallesi'ne gidiyor, orayı şişiriyor. Ondan sonra kenardakine su geliyordu. Şu anda ayrıldık. Okulun orada kesiliyor. Yukarıdaki depo okulun oraya kadar gidiyor. Mezarlık yanındaki Süleyman Mahallesi'ne kadar gidiyor. Şimdi orada da şu anda da tek bir çıkışımız var depodan, 70'lik veya 90'lık. Bu gidiyor oradan ikiye ayrılıyor. Şu anda evet önümüzdeki hafta bu işe başlayacağız ve bu işi de bir hafta içinde bitireceğiz. İstimlak konusu. Belde meydanımızda imar planlarımızda tamamı yol ve park alanında kalan parsel sahiplerinin de herhangi bir buraya kanuni olarak inşaat yapamayacağı 2 adet parselin istimlak işlemlerini başlatmış bulunmaktayız. Belediyemiz bu yerlere yıllardır aylık 400 TL'den 800 TL kira parası ödemekteydi ve halen ödemekte. İstimlakla ilgili ile ilgili belli bir aşamaya gelmiş bulunmaktayız durumdayız ve ayrıca beldemizin açık pazar yeri ihtiyacı bulunmakta. Bununla ilgili şu an başlamış bir istimlak yok ama en kısa zamanda açık pazar yeri de istimlak işlemlerine başlamayı planlıyoruz. Evet, bu açık pazar yeri denilen yer burası, tam şu alan oluyor. Burasının daha önce ilk belediye kurulunda orası açık pazar yeriymiş. Daha sonra orasını ticari konut yerine çevirmişler. Şimdi biz tekrar açık pazar yerine çevirdik. Çünkü normal vatandaşın evini kamulaştırma yapamıyorsun. Yapman gereken yerin kamu yararına bir yer olması gerekiyor. Park, yeşil alan, yol gibi. Burasını nasip olursa ilerleyen günlerde burasını kamulaştırıp burasını temizleyeceğiz. Güzel bir görüntü ortaya çıkacak. Öbür tarafta Fikret amca da rahmetli Tatar Mustafa'nın. Tatar Mustafa'ya, Fikret amcaya hepsine Allah razı olsun diyorum. Sağ olsunlar, belediyeye büyük bir iyilik yapmışlar. Ama gelinen noktada artık belediye daha fazla bu durumu taşıyacak durumda değil. Bir, çok normal bir durum, anormal bir durum değil. Belediye bu tür yerlere ihtiyaç olduğu zaman kamulaştırmalar alabilir. Biz de şu anda kamulaştırmaya başladık. Tapuya şehirlerimizi koyduk. Ak sahiplerine çağırdık. Gelmezlerse mahkeme fiyatını belirleyecek. Belediye orasını alacak. İnşallah problemsiz bir şekilde burayı çözeceğini düşünüyorum. Göletimizin karşı tarafına araçlarımızla geçmek için köprümüz yoktu. Çoğu araç geçemiyordu. Burada da tabii yardımsever vatandaşlarımızla birlikte köprünün yapılması için gerekli yardımları ve organizasyonu yaptık. Köprümüz de beldemize, göletimize hayırlı uğurlu olsun. Belediyemiz fen işleri olarak su, kanalizasyon vesaire arızalarınızda anında çözüm getiriyoruz. Fen işleri olarak her zaman hizmetinizdeyiz. Odun satışı konusunda bilgi verelim. Daha önceki bu zamana kadar olan yönetmelikte herkese odun satışı yapılabilmesinde bir engel yok iken 13 Haziran 2014 günü çıkan yönetmeliğe göre Orman Kanunu'nun 32. maddesi kapsamında sınırları içinde verimli devlet ormanı bulunan ve nüfusu 2500'den aşağı olan kasabalardaki muhtaç hane reisleri, bakın muhtaç hane reisleri olarak değiştiğinden muhtaçlık belgesi aranmaktadır. Bu nedenle değişen yönetmelik sonucunda odun satışı yapılabilmesi için muhtaçlık belgesi gerekmektedir. Evet, buradaki problem tamamen sadece şu muhtaç hane reislerinin dolayı kaynaklandı. Bu işte 13.06.2014'te değişti. Yani tam Haziran ayında, o dönemde de orman müdürlerinde bir değişiklik oldu. Biz ilk sorduğumuzda bize hiçbir problem yok. Aynen odun alabilirsiniz geçen sene gibi denildi. Fakat sonra odun almak istediğimizde bu maddeyle karşılaştık. 6. ayda değiştiğini gördük. Şu anda muhtaçlık kağıdını da çözemedik. Muhtarların elinden almışlar. Muhtarlar artık veremiyorlar. Vatandaşı kaymakamına yönlendiriyoruz. Tamamen bu muhtaç hane reisleri ibaresinden dolayı sıkıntı yaşamaktayız.
gün içerisinde yaptığımız işleri bir internet kullananları bilirler. An itibariyle ve en geç günün akşamında takip edenler bilirler. Terzalan Belediyesi Fen İşleri olarak 2 sene